Şeffaf herkese yeniden merhabalar. Kadife gibi bir dokusuyla harika bir magnolia tarifi geliyor. Size inceliklerini aslında nasıl olması gerektiğini anlatmaya çalışacağım. Olmazsa olmazımız iki tane yumurta sarısı var. Hem lezzet hem de kıvam için gerekli. Bir su bardağı kadar şekeri 1 litre suya ilave ediyorum. Bir çay bardağı kadar da unum var. 125 mililitrelik un kullandım. Bir böyle top tepeleme nişasta ya da iki yemek kaşığı da diyebiliriz bunun için e, mısır ya da buğday fark etmez şimdi karıştırıp ocağa alacağım sütüm soğuk bu esnada e, tam taki muhallebi kıvamına gelene kadar pişireceğim şimdi genelde şu şekilde yapılıyor içine bunun kremayı koyuyorsunuz piştikten sonra ve karıştırıyorsunuz Aslında bunu soğuttuktan sonra kremayı da kabartırsanız çok daha bambaşka bir magnolia yemiş olacaksınız Muhallebin piştiği içine şekerli vanilini ilave ediyorum. Biraz da tereyağı. Bu hem böyle yağlanması için hem de kıvam için önemli. Çünkü biliyorsunuz ki tereyağı buzdolabında donuyor. İşte bu da buzdolabında tatlınızın kıvam almasını sağlayacak. Bunun yerine margarin de ilave edebilirsiniz. Kapağını kapatacağım. Tamamen soğutacağım. Hatta bir gece boyunca soğuttum buzdolabında ve kapağını açıyorum. Mikser yardımıyla krema kıvamına gelene kadar muhallebimi havaya landırıyor Mikser yerine blenderla da bu aynı işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Diyelim ki üstü kabuk tuttu. Blender sizin işinizi daha kolaylaştıracaktır. Kıvamı gördüğünüz gibi hemen açıldı. Şimdi diğer tarafta buz gibi soğuk kremayı kabartacağım. %35 yağlı bir krema olursa çok daha kıvamlı köpük köpük olacaktır. Benimkisi %28'di sanırım. Biraz daha az bir yağlıydı ama içindeki tereyağı ile birlikte dengelendi diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir kremamı kabarttım. Sonra içine mikseri yavaş ayarda çalıştırarak her ikisini de buluşturacağım. Ya da bir spatula yardımıyla aşağıdan yukarıya doğru da karıştırabilirsiniz. Bu sayede çok güzel böyle köpük köpük kıvamı daha yoğun bir e, magnolia yemiş olacaksınız. İstediğiniz meyve ile yapabilirsiniz. Bunun içine kullanacağınız bisküviyi tahıllı bisküvilerden seçerseniz ağzınıza kıtır kıtır gelecektir. Daha e, da lezzetini biraz daha yukarı taşıyacak petibörle ya da bebe bisküvisiyle de yapabilirsiniz. ama ben her zaman tahıllı bisküvilerden yanayım. İşte burçak olabilir. Yulaflı bisküviler olabilir. Ben Torkunun bu yulaflı bisküvilerini seçtim. E i̇ster kakao, ister sade bisküviyle de yapabilirsiniz. Artık onları bardağa koymaya hazır hale geldi muhallebi. Diğer taraftan bisküvilerimi rondodan hızlıca geçireceğim ve kuplarla birleştireceğim. İster muhallebi ile başlayın, ister bisküvi ile başlayın. Ara katları tamamen sizin arzunuza, isteğinize kalmış. Şöyle kaşıkla düzeltmeler yapıyorum. Sizi sıkmamak adına onca kupu göstermeyeceğim. Şöyle birkaç tane kupu nasıl dizdiğimi göstereceğim. Çilekleri ortadan ikiye bölerek bu camlara yapıştırdım. Bu sayede çok daha güzel gözükecekler dışarıdan. Dediğim gibi istediğiniz meyveyle yapabilirsiniz. Elbette muzla da çok güzel oluyor. Fakat benim favorim her zaman çilekli. Kızım çikolata sevmediği için bunları çikolata bulaştırmadım ama üzerine hafif bir çikolata sosuyla da bence muhteşem olurdu. E, muhallebi katmanıyla tamamladıktan sonra üzerine tekrar bisküvi örteceğim ve biraz çilekle süsleyeceğim. Dolapta 3-4 saat boyunca böyle dinlenirse kremanız çok daha güzel kıvam alacaktır. Ben o kadar beklemedim e, lezzet için. Hemen şöyle size kaşıkla göstereceğim e, muazzam, kremamsı, kalifemsi çok lezzetli bir e, Magnolia tarifiydi. Mutlaka siz de bu şekilde soğutarak ve mikserle çırparak kremayı kabartarak yapın. Aradaki farkı görenler lütfen yoruma yazsınlar. Diğerlerimiz için de, her birimiz için de faydalı olacaktır yorumlar. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Her birinin e, özenle okunduğundan e, emin olabilirsiniz. İnşallah bu lezzetli tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Be Yenilerinizi bizlerle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni, yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyetle kalın.